Magic TV sizlerle. Başlıyoruz abi. Program başladı. Söylüyor muyuz? Tabii ki. Tabii ki. Meclisimden olan insan ayaktayken başa döndü. Damarımda dolaşan kan canımdan ateşe döndü. Damarımda dolaşan kan canımdan ateşe döndü. Dost dostun kapısını açmaz, bir yudum suyunu içmez. Kardeş kardeşle konuşmaz, sevgiler savaşa döndü. Kardeş kardeşle konuşmaz, sevgiler savaşa döndü. Sevgiler savaşa döndü. Gençliği getirmez para, aran o günlerin ara. La yaş ellin olduktan sonra yolumuz yokuşa döndü. Yolumuz yokuşa döndü. Yaş ellin olduktan sonra inişler yokuşa döndü. Düz yolum yokuşa döndü. Dön.
sazım çaldım, derin deryalara daldım. Çektim çok erken soldum, ilkbaharım kışa döndü. İlkbaharım kışa döndü. Çiçeğiyken çabuk soldum, ilkbaharım kışa döndü. İlkbaharım kışa döndü. Eyvallah, yüreğine, sizden sağlık hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba dostlar. Bir hafta ara verdikten sonra yine sizlerle birlikteyiz. İki tane değerli konuğum var. İki tane halk ozanı. Hocam da halk ozanıdır ama artık sazını açmış, el vermiş başka bir dostumuza. O yüzden sadece şiirler ve türkülerle, şiirlerle ve kitaplarıyla meşgul oluyor. Dostlar, ben geçen hafta program yapamadık. Sebebi şuydu, ben Bursa TÜYAP Kitap Fuarı vardı. Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'nda imza günüm vardı. Bir de orada yetkiliydim ve sorumluydum. Stand sorumlusuydum. O yüzden geçen haftayı pas geçtik. O yüzden şimdilikten özür diliyorum hepinizden. Ama bu program dolu dolu bir güzel program olacak. İki tane halk aşığımız, İki tane halk ozanımız, şiirler ve türkülerle bu gece sizlerleyiz. Güzel bir akşam diliyorum. Şimdilikten hepinize selam olsun ve merhaba. İlk sözü çok yıllardan beri tanıştığımız ama çok sık bir araya gelemediğimiz güzel bir dostum var. Öztürk Erbek. Evet dostum, hocam. Merhaba. Hoş geldin ozanım. Programın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum. Çok eski bir dostum, arkadaşımsın, iyi bir de şairsin, iyi bir de yapımcı yönetmensin, seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim hocam. Bugün de sizi kırmadım, geldim yani, her gün çağırsan her gün gelirim, yeter ki sen yanımda ol. Yeter. Ara sıra ben senden de ilham alıyorum. Bunu duymak olur mu? Sabaha ya kadar okuruz, sorun değil. Ne yapalım hocam? Hocam, biraz kendinizi tanıtın. Kimsiniz? Evet. Neyinizsin? Nerelisin? Kaç kitabın var? Ozanlık geleneği nereden gelmez? Ne zaman bulaştın? Kısa ve öz böyle yüzeysiz anlatırsan en azından halkımızın da bilgisi olur. Ben aslen Karslıyım. Kars'ta doğdum, büyüdüm. Rahmetli dayım Aşık Murat Çobanoğlu'nun yanında yetiştim bir zamanlar. Daha sonra Ankara'da yine rahmetli Aşık Mahsuni Şerif'in yanında yetiştim. Ben şiir yazmaya ortaokulda başladım. Ben ortaokuldayken yerel gazetelerde benim şiirlerim yayınlanıyordu. Ama bir gün çok iyi bir şair olacağım, çok güzel eserler yazacağım, hatta kitaplar çıkaracağım, eserlerimi sanatçılık okuyacak diye hiç düşünmemiştim. Zaman bizi buraya kadar getirdi. Bugüne kadar 10 tane kitaba imza attım ama 5 tane şiir kitabı yazdım. Piyasada okunan eserlerim sayısını bilmiyorum. Sağ olsun halk ozanları, sanatçılar okuyorlar. Ben okumuyorum. Ben sazımı duvara astım duruyor, okumuyorum, çalmıyorum. Darül Usta gibi çocukluktan tanıdığım arkadaşım burada, iyi bir ozandır. Sağ ol, teşekkür ederim. Senin sayına hocam da tanımış oldum. Tabii, Darül Usta'yı Kars'tan tut, Türkiye'nin her yerinde. Hatta Konya Açlı Bayramı'nda da beraberdik. Konya'da da derece alan, birinci olan bir arkadaşımız o da. Atışması güzel, hikaye bilen. Sen de değer. Her daldan da söyleyen. Zaten rahmetli Şeref Taşdoğan can dostumuzdu. Ben eskiden Kültür Bakanlığı'nın arşivini kurcalayan birisiydim. Orada TRT'deyken ben aşıklar belgeseli çekiyorduk. Aşıkların ismini Kültür Bakanlığı'na alırken Darül Usta'nın da orada ismini gördüm. Orada ismi vardı. Şeref Taşdoğan Aşıklık Genelliği'nde 73 makam yazdırmıştı. Aşıklar beni iyi dinlesinler. Aşıklık makamında Şeref Taşdoğan'ın Kültür Bakanlığı'na verdiği 73 makam var. Gerçi şu anki yeni yetme aşıklarımızın makamlarının tamamını bilemez.
Ama Nazım Usta her makamda okuyor, biliyor. Ben artık TRT'den emekli oldum, İzmir'de yaşıyorum. Kitaplar derken hikaye kitabı da yazıyorum, roman da yazıyorum, bir şey kitabı da yazıyorum. Bir de ilk defa bu canlı yayında Zeyna Hoca'nın programında söylüyorum. Ben Türkiye'deki bütün televizyonlara, kanallara çıktım, okudum da. Ben 1000 sayfalık bir antoloji yazdım. Bunu soracağım hocamıza, özellikle soracağım. Öyle mi? Onu özellikle soracağım. Onu en sona bırakalım. Onu özellikle biraz irdeleyeceğiz o konuyu. Tamam, olur. Olur onu hocam. Hiç şimdi gündeme getirme. Onu en bir ara soracağım ama evet. Onun için bir irdelememiz gerekiyor. Tamam. Sebebi ve nedenini merak ediyorum aslında. Halkımız da büyük evet. ihtimalle merak ediyor diye düşünüyorum. Doğrudur. Siz, hocam. Buyur, sorun. O zaman ben hocama da bir hoş geldin diyeyim. Tabii. Hoş bulduk evet. Zeynel Bey. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sazınızın teline sağlık. Hocam kısa ve öz, biraz da siz kendinizi tanıtır mısınız? Nerelisiniz? Neler yapıyorsunuz? Sanat için, halk için, toplum için, ülke için gibi. Neler yaptınız ve daha neler yapmayı düşünüyorsunuz? Aslen Kars, Akyaka doğumluyum. Akyaka'nın eski ismi Başyöregel, yeni ismi Çetindurak köyündenim. 1955 doğumluyum. Evliyim, 4 çocuk babasıyım. 1970'te İzmir'e göç ettik. 69'da göç ettik de 70 diyelim. İşte 70'te gurbete geldiğim için tabii gurbet hasreti, vatan hasreti, dostların hasreti beni başlattı bu sefer türkü söyletmeye, şiir yazdırmaya. O zaman öyle bir heves ettim. Bir yerde de mecburdum yani dertlerimi sazıma dökmek zorundaydım. Bir 70'te Aşık Ali Rıza Ezgi var. Onun yanında bir 5-6 sene beraber çaldık, söyledik. Onun yanında ders alarak bir 6 seneyi tamam ettikten sonra zaten Aşık Ali Rıza ile beraber devamlı çaldık, söyledik. Yani 40 yıl aştı yani beraber çaldık, söyledik. Üniversitelerde, şurada, burada, yarışmalarda, çeşitli dallarda. İşte 70'ten 80'e kadar kendi halimde çaldım, söyledim. 80'de Aşıklar Yarışması'na katıldım. Konya Aşıklar Yarışması'na. Tabii orada da çeşitli başarılar. Kars'ta Aşıklar Bayramı oldu. Oraya katıldım. Çeşitli yerlerde, Sivas'ta oldu, Maraş'ta oldu. Kendi dalımızda üstün başarılar gösterdi, ödüller aldık. Ha şimdi günümüze kadar, işte bu pandemiye kadar halk içinde çalıp söylüyorduk devamlı. Pandemide baktım, aşıklığa pek fazla yön verilmiyor. Aşıklar dışarıya çıkamıyor. Ben bir kahve açtım. İzmir Bayraklı'da oturuyorum. Bu kahvede bir 10 sene kahve çalıştırdım. Orada kendimi Bağkurlu gösterdim, emekli oldum. Yoksa emekli olmam mümkün değildi yani. Aşıklıktan emekli olan çoktur. Aşıklıktan emekli olunmaz. Yani şimdi de... Sanatın emeklisi yoktur hocam. Evet. Mezara kadar da bizim aşkımız, biliyorsun değil mi? Evet. Şimdi aşıkların yoksa öyle para pul alacağı yok yani. Aşığın işte maaşı sade halkımızdandır. Aşıklar program yaparken getirmişler sazına ne takıyorlarsa odur. Ya kısa ve öz böyle kendimi tanıttım. Yeterli sanıyorum ben. Başka soracağım bir şey varsa cevaplayayım. Sonra hocam sırayla tek tek soracağız. O zaman ben tekrar Öztürk hocama döneyim. Hocam siz uzun zaman İzmir'desiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Yıllardır. 35 senedir. Evet. 35 senedir. Kafama takılan bir şey var hocam. Sizin geçen de ben sosyal medyanızı biraz kurcaladım. Sizden habersiz biraz kurcaladım. Uzun zamandır kurcalamıyordum. Doğrudur. Bir şeyler paylaşmıştım. Bir sürü madalya, böyle bir düzenen madalya vardı. Doğru. Bir sürü ödül paylaşmışım böyle sırayla. Ödüller, madalyalar. Hocam bunlar bir yerden satın mı aldınız yoksa birileri mi verdi size, merak ettim ben. Şunlardan biraz bahseder misiniz hocam? Bu ödüller yani çünkü yani şey genelde TRT kültür müdürlükleri, kültür bakanlıkları tarafından verilmiş ödüller olarak gördüm ben bunları. Çünkü üzerinde yazıyor. Doğru. Biraz inceledim.
Doğru. Bu kadar madalya ve bu kadar ödül alan bir halk ozanımızın, bir halk şairimizin gündemde olmaması, halkın içinde hiç hatırlanmaması, halkla hiçbir araya gelemememizin, halktan bu kadar uzak olmamızın sebepleri nelerdir? Neden bu kadar kopuk yaşıyorsunuz? Onu da kısa bir özünü alabilirsem çok sevinirim. Tabii. Şimdi gördüğünüz madalyalar zaten orada yazmışım oraya. Hak ettiğim, kazandığım madalyalar. Şimdi hiçbir zaman ispatlamayacağım, elimde yazısı, belgesi olmayan bir şeyi ben yayınlamam. Çünkü ben bu adımı kolay kazanmadım. Bir yalan, yanlış bir kelime yazıp da adıma leke getirmek istemem. Halkımız buradan iyi duysunlar beni. Ben eski boksörlerdenim. Eskiden çok boks yaptım. Hatta askerliğimde bile benim ordu komutanım Kenan Evren'di. Birinci ordunun takım kaptanıydım. O zaman da sporda da çok madalya kazandım. Sonra antrenör oldum. Boks antrenörlüğü. Oradan da aldım. Milli hakem oldum, boks hakemi. Şu anda milli hakemim, İzmir'in de baş hakemiyim. O maçlardan da madalyalar aldım. Onun dışında bu şiir yarışmalarından da çok madalya aldım. Türkü dallarında eserlerimi okuyan insanlardan da, derneklerden de madalya aldım. Yani parayla satın alınan bir madalya yok. Hak etmişim ki ya, vermişler bana. Şimdi piyasada okunan benim sayısını bilmediğim eserlerim var. Sanatçılar okuyor, aşıklar, ozanlar okuyor, klip çekiyorlar. Demek ki benim yazdıklarımda bir şey var ki bu adamlar okuyorlar. Benim yazdıklarım bir şeye yaramazsa niye alsın okusunlar? Demek ki halka bir şeyler veriyorum. Bir ara birkaç, sağ olsun isim vermeyeceğim de, ozan arkadaşımız benim eserlerimi almış, birkaç yerini değiştirmiş, kendi ismini kaldırmış, benim ismimi koymuş. Onları yakaladım, sonra elinden aldım onları ama bir yazı yazdım. Bundan sonra dedim artık ben şiir yazmayacağım. Dünyanın her tarafından insanlar hücum ettiler sayfama. Hayır, sen üreticisin, tüketici değilsin, sen yazacaksın, bırakamazsın şiiri. Şimdi Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da benim eserlerimi okuyan sanatçılar var. Azerbaycan'da benim eserlerimi okuyan sanatçılar var. O anlamda mecbur yazıyorum. Ben sadece aşk şiiri yazan bir şair değilim. Zaten ozanlık geleneğinde aşk şiiri, sadece aşk şiiri yazılmaz ki hocam. Evet. Ozanlık geleneğinden gelme bir yazarsın. Ozanlık geleneği halkın içinden çıkmak demektir. Halkın kederlerini, tabii, dertleriyle, işte halkın acılarıyla, kederleriyle dile getirmektir. Efsanelerini, hikayelerini dile getirmektir. Yaşanmışlığı dile getirmektir. Evet. O yüzden aşk şiiri yazmak tek başına şair olunmaz. Olmuyor. Ben halktan aldığım halka satıyorum. Nasıl halktan aldığım halka satıyorum? Şimdi bir polisimiz şehit oluyor, ona da yazıyorum. Bir askerimiz şehit oluyor, ona da yazıyorum. Bir sanatçımız rahmetli oluyor, ona da yazıyorum. Bir tiyatrocu rahmetli oluyor, ona da yazıyorum. Sevgililer günü oluyor, ona da yazıyorum. Anneler günü oluyor, yazıyorum. Babalar günü oluyor, yazıyorum. Kandil günleri oluyor, yani yazıyorum. Bayramlar oluyor, yazıyorum. Yani ben komple bir sanatçıyım ya, komple bir şairim yani. Zaten olması gereken o hocam. Yani evet. O an duyguları neyi hissediyorsan onu yazmak zorundasın. Zaten olması gereken de bu zaten. Yoksa ben oturayım şiiri yazayım. Onu yapanlar var. Onu yapanlar da kendini şair sananlar var. Evet. Camın kenarına oturup ben ya bugün canım iki tane şiir yazayım diye böyle hani otururlar da bir duble içerler. Ondan sonra şair olurlar. Ve da bir duble içip devrim yapanlar da var bu ülkede. Maalesef öyle, böyle bir toplumda öyle, yaşıyoruz. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Ama olanlar var işte. Olmaya çalışanlar onlara ama olmuyor ben, işte. Onlara yani, ben şahit demiyorum. O zaman Öztürk. Hocam sizden biz bir tane şiir alalım. Peşinden de hocamla soracağım birkaç sorumuz var. Öztürk Bey gerçekten bir şairdir ama fakat şairliğin çok aşmış birisidir. Dediğiniz doğru. Eskiden o 70'li 75'li yıllarda aşıklardan bile çoğusu o madalyayı gidip parasıyla yaptırıp göğsüne takanlar vardı. Halen de var hocam.
Bana da var, bildiklerim var yani. Ama Öztürk Bey öyle değil. Öztürk Bey gerçekten doğaçlama, atışma yapan aşıktır yani. Daha önce birkaç yerde tanık oldum kendisine. Öztürk Bey ve yine Almanya'da sağ olsun Aydın Tazegül. Tazegül var. O da aynı bunun gibi evet. Doğaçlama, atışma yapar aşklarla beraber. Yani bunlar hak etmiş, her şeyi hak etmişler yani. Şimdi biz geçen de buraya Aşık Cefa'yı bilirsiniz. Biliyorum. Aşık Cefa'yı ile bir hocam daha vardı. Neydi ismini unuttum ben şimdi onun. Dernekten bir arkadaştı o da. Beraber aldık ikisini burada. İkisini atıştırdık. Ben ayak verdim. Bana dediler bir ayak verdi. Ben bir ayak verdim. Bunlar bir 15 dakika atıştılar. Demin kavga çıkacaktım. Bir durun. Yeter. Dışarıdan gördüğünde sanki kavga ediyorlarmış. Oysa kavga değil. Bazen aşıklığın geleneği de şeydir. Yani atışmada. Yeri geldiğinde güldürebiliyorsun. Yeri geldiğinde taşlama yapabiliyorsun. Yeri geldiğinde de dram. Zaten ayaktan belli yani. Eğer taşlamalı bir ayaksa, mesela diyelim bir ayak vermişsin, bu gözü şaşından baş başa kaldık. Ya zaten onun ben gözünü şaş yapmak zorundayım. Keş yapmak zorundayım. Beş yapmak. Yani onu beş leş yapmak zorundayım. Yani evet. Verilen ayak belli yani. Ama bir de bir atışma var ki, yaza benzetirim seni. Ha bunun içinde diyebilirsin, kıza benzetirim seni. Yani. Neyse hocam, sizden bir şiir alalım biz. Tamam hocam. Bir fon müziği alalım. Şimdi hocam. Nermin Usta, kısa bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar, herkes şiir yazar ama şimdi ben kalemi alayım, burada bir şiir, Zeynal Hoca desin bir şiir yaz. Yazamam. Niye yazamam? Şiir yazmak için ilham lazım, malzeme lazım. Helva pişiriyorsun da yağ olacak, un olacak, şeker olacak, kaşık olacak ki karıştırasın. Şiir yazmak için de bir malzeme lazım. Şimdi bir tarihte öğrencilik yıllarımda bir laf geldi bana, bir şey duydum. Oturdum yazdım da anlatmayacağım. Şimdi izleyenler var. Bazıları güzel darılır. Şimdi sen bir fon ver. Hoca ben o şiiri bir okuyayım aklımdaki. Bir taşlama yapayım diyor. Dediler yarını ya derler almış. Onu duydum, döndüm, döndüm ağladım. Yarımın yerinde yerler esiyor. Onu duydum, döndüm, döndüm ağladım. Ne de çok sevmiştim bir yüzü yarı. Gözleri karaydı, saçları sarı. Oturup bir name yazsaydı bari. Onu duydum, döndüm, döndüm ağladım. Ara uzak gelen yok bizlere. Bir an kararlılıkla çöktü gözlere. Takatım kesildi, indi dizlere. Onu duydum, döndüm, döndüm ağladım. Söyleyin dostlarım ne olacak halim? Döküldü yaprağım, kırıldı dalım. Öztürk'ü terk eden vefasız zalim. Onu duydum, döndüm, döndüm ağladım. Döndüm, döndüm ağladım. Eyvallah. Hocam, hemen Türkiye'ye girelim, bir tane türkü söyleyelim. Ondan sonra... Darmuşlar nasıl bu şiir? Beğendin mi bunu? Çok şahane. Güzel bir sözleri çok, güzel. Çok şahane. Yeni mi bu hocam? Kitapta var mı? Kitapta yok mu şiir? Var mı kitapta? Bunda olabilir, bilmiyorum. Baba canan var can ağlıyor, göz açıp cihana bakın. Irak her gün kan ağlıyor, şu Afganistan'a bakın. Şu Afganistan'a bakın. Çocuklar kanlı gidiyor, başı dumanlı gidiyor. Bir sürü canlı gidiyor, şu yanan ormana bakın.
bu yanan ormana bakın. Ah ol bu nefret kin neyin nesi, imansızın meşalesi. Hepsi çıkar meselesi, yaşanan tufana bakın. Yaşanan tufana bakın. Nevruz Ali ne bildiler, kenardan bakıp güldüler. Bütün seyirci kaldılar, hele Müslümana bakın. Filistin'e seyirci kaldılar, gelip Müslümana bakın. Hele Müslümana bakın. Eyvallah. Öyle bir yere, teşekkür ederim, yüreğine sağlık. Öyle bir yere dokundu ki, şu Filistin olayı zaten herkesin canını yakıyor. Filistin'de şu anda 38 bine yakın can kaybı var. Evet. Ve Müslümanız diyen ülkelerin hepsi susla pus. Birilerinin ekmeğine yağ sürüyorlar. Halen gemiler demir taşıyor, maden taşıyor, yük taşıyor. Halen aynı gemiler, kime o gemilerin kime ait olduğunu da biliyoruz. Sadece birilerine çıkıp, kürsüye çıkıp bağırıp çağırmayı biliyorlar. Ama arkadan da halen İsrail'e yardım yataklık yapmaya devam ediyorlar. Çünkü bunlar sözden Müslüman, tırnak içindeki Müslümanlar halen Yahudilerin ve talimatlarını uyguluyorlar. Halen oradaki çocuklar ve insanlarımız katlediliyor ve Müslüman ülkelerin hepsi suskun. Hepsi suskun. Bunun bir bedeli olmalı. Buna bir dur demeli. Ama hiç kimse dur diyecek. Maalesef ama dünyadan Müslüman kalmadı. Var olanlar da yetkisi yok. Yetkisi olanlar da hepsi çakman Müslüman. Tırnak içindeki Müslümanlar. Sadece görüntüde namaz kılıp, görüntüde eline Kur'an alıp, alanlara çıkıp gezdiriyorlar. Ama onun dışında hiçbir şey, hiçbir halt yapmıyorlar. Ama onlara sorarsan en büyük Müslüman, hatta halife olma ihtimalleri bile var. Bazen bir ara da peygamber ilan etmişlerdi beyefendileri. Maalesef böyle bir ülkedeyiz ama halen ticaretimiz devam ediyor. Valla bu Arap ülkelerine girersek anlatırım hepsini. Ben oralarda yaşadım. Araplar zaten yeryüzünün Müslüman olmadıklarını biliyorum onların. Arap milleti dünyanın en hain toplumu olduğu için ben Arap milletini zaten adam yerine koymuyorum. Bu ayrı mesele. Evet hocam, size birkaç tane soralım. Filistin'le başladık. Filistin'le ilgili söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Söylemeyeceksen başka bir şey soracağım. Yok, zaten söyledim sözlerimde. Gerekeni zaten biz şiirimizde yazıyoruz. Bunun üzerine alan alıyor, almayan da almayar. Maalesef. Almayabilir. Ama biz her şeyi yerinde yazarız. Yani demin Öztürk Bey dedi ya hani, işte aşıklar, şairler bunlar ancak ki ilham geldiği zaman yazarlar. Neydi o Mehmet Akif Ersoy? Bir daha böyle savaş olmasın. Böyle bir şiir yazılmasın. Böyle bir şiir de yazılmasın. Yazılmasın demiş. Şimdi biz istiyoruz ki böyle bir şiirleri yazmayalım yani. Bunlar olmasın, yazılmasın. Evet. Kapitalist sistemin olduğu bir yerde bunlar yazmamak ihtimali var mı ya? Evet. Onlar da bazen yazdırıyorlar. Maalesef. Hocam o zaman konuyu değiştireyim, şöyle bir soru sorayım. Günümüzde ozanlık geleneği ve aşıklık geleneği bitmek üzere. Ozanlık geleneği ve aşık geleneğin bitmesinin sebepleri, bunun sebepleri bizden mi kaynaklı, hükümetten mi kaynaklı, devletten mi kaynaklı, yoksa toplum mu dejenerasyona uğradı, türkülerden ve ozanlık ve aşık geleneğinden uzaklaşması sebepleri nelerdir? Şöyle kısa ve özetini verirseniz çok mutlu olurum bu konuda. Şimdi ben bunu ta 40 yıldır söylüyorum. Hep biz yarışmalara, şunlara, bunlara katıldığımız zaman veyahut üniversitelerde programa sesliyorlar bizleri. O üniversitelerde de söylüyorum, her yerde söylüyorum. Bazen de anket yapıyorlar talebeler, üniversite talebeleri çoğunlukta Türk Dil Edebiyat bölümünden. Ne diyorsun?
Yahu benim diyeceğim sözü herkes biliyor aslında. Dememe gerek yok. Şimdi biz Kültür Bakanlığı'nın tescilli ozanlarıyız. Şimdi bir insan bir yere ait olduğu zaman o ait olduğu yerde o insanı korumak zorundadır. Her şekilde korumak zorundadır. Maddi ve manevi. Şimdi bunun bugün bir aşının sigortası yok. Hasta alıyor, doktora gidemiyor. İlaç alamıyor. Herhangi bir sosyal hakkı yok. Bir güvencesi yok, bir şeysi yok. Şimdi pekala Kültür Bakanlığı eğer her ilde bir tane aşıklar otağı açmış olsa, her ilde bir tane, bu İzmir'de bir tane açmış olsa, aşıklar hep aynı yerde çalıp söylemiş olsa var, bu halk onu gelip aşık dinlemez mi? Dinler. Dinler. Şiir dinlemez mi? Dinler. Dinler. Pekala üniversitedeki hocalar, şimdi Metin Ekici var, Ege Üniversitesi'nde Fikret Türkmen var, evet. İşte Celal Bayar'da var, Pamukkale'de var, Mustafa Aslan var. Hep bizi davet ediyorlar üniversitelere. Aşık gel, burada halk edebiyatını, divan edebiyatını, işte aşıklık edebiyatını anlat. Oralarda da soruyorlar tabii. Bu aşıklık neden geliyor ya? Çünkü devlet sahip çıkmıyor, hükümet sahip çıkmıyor. Yani ya adamın sosyal hakkını vermiyor. Yani orada bir aşıklar otağı açmış olsa, bu aşık devamlı çalıp söylese, oradaki medya da gelip onu çekim yapsa, yani devlet ona mecbur tutsa, şimdi o televizyon gelip çekecek onu yani ister istemez. Yani. Ama niye? Çünkü aşıkların çalıp söylediği yerde reyting arıyorlar. Reyting yok. Reyting. Reyting yok. Ama başka şekilde söylemek istemiyorum. Bana hocam ben söyleyeyim sen yerine. Bacağını bir taraflarını gösterirsen reyting alabiliyorsun. Evet. Çünkü zaten kanalların çoğu, sosyal medya ve kanalların çoğu kadınların üzerinden yürüyor ve kadınları meta olarak kullanıyorlar. Fiziksel evet. Meta olarak kullanıyorlar. Ve kadınları resmen fiziksel sömürü üzerinden, kadınların fiziksel yapısını sömürerek reklam alıyorlar. Dizilere bakıyorsun, şeylere bakıyorsun, programlara bakıyorsun. Hep böyle... İçeriğinde 5 kuruş edecek bir yok. Şey yok. Ama işte 3-5 tane güzel aşıklık kadınlar... Aşıklık ölmez. Aşıklık biter mi? Aşıklık bitmez. Çünkü aşık demek halk aşığıdır. Niye? Halkın ozanıdır. Çünkü halk bitmedikçe halk ozanı da bitmez. Halkın dertlerini, yolunu, izini dile getirendir. Halkın dertlerini dile getirendir. Halkın ezgilerini dile getirendir halk ozanı. Halk ozanı asla bitmez. Ha ne olur? İşte ta yıllarca, asırlarca, Burak yılını asırlarca aşıklar hep sürüne gelmiş, sürüne gidiyor. Aşıklar hep geri plana itilmiş. Neden geri plana i̇şte, itiliyor? Çünkü bazılarının benim, yarasına dokunuyor halk ozanı. İşte ben onu sormak zaman. İstiyorum. Neden i̇şte aşık geleneğini bitirmeye çalışıyorlar? Onun sebebini soruyorum. O şahıs da ön planda görülen adamdır. Ne yapıyor? Aşığı geri itiliyor. Niye? Aşığı atom bombası gözünde görüyor. Severim ben böyle atom bombasını. Patlamayı da severim. Narbusa, ben buna bir katkıda bulunabilir miyim? Buyur. Tabii ki, buyur hocam. Zeynel Bey'in sorduğu soruya. Şimdi aşk var oldukça aşıklık da var olacaktır. Ta çok ezelden beri. Bir şey katı, orada bir soru sorayım öyle devam edeceğim. Aşıklık bir gelenek mi yoksa sadece hani yürekten kopan bir duygu mu? Tabii. Aşıklık öncelikle yürekten kopan bir duygudur. Ondan sonra da gelenek haline alır. Sonradan başladı o. Şimdi biz bir zamanlar TRT'de ben görev yaptığım zamanlar bir belgesel çektik. Belgeselin adı da Ozan'ın Kopuzundan Aşık Sazına diye. Türkiye'deki bütün halk ozanlarını çektik evinde, barkında, köyünde. O belgesel şu anda benim arşivimde duruyor. Şimdi aşk var olduğu müddetçe aşıklık da var olacak. Bir zamanlar bu sosyal medya var mıydı? Yoktu. Yoktu. O zaman her şey daha güzeldi. Gelenek değildi o zaman. Sonradan sosyal medya böyle oldu. Televizyondan çıktı, telefondan çıktı. Geleneğe dönüştü. Şimdi aşıklık ölmez. Niye ölmez biliyor musun? Şu bir tarla.
Bu arada kitaplarını yayınlamışken kitapları da tanıt hocam. Ha, bu benim birinci çıkan şey kitabım 28 sene önce. Şimdi bu tarla, tarlanın buradan bir göze, gözede su çıkıyor. Zaman gelir bu göze kapanır, kapandıktan sonra tarlanın alt başından su çıkar. Bu ne demektir? Bu aşık öldü ama onun peşine yine aşıklar çıkacak. Şimdi diyorlar, Karacaoğullarından sonra aşık yok. Sümmani'den sonra aşık yok. Şenlik'ten sonra aşık yok. Yok öyle bir şey. Niye masum? Aşk var oldu müddetçe aşıklık da var olacaktır. Biz öleceğiz biliyorum. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya, peygamberlere kalmayan dünya bize mi kalacak? İmkanı yok. Ama bizden sonra da şairler, ozanlar yetişecekler. Çünkü aşk var, insanın içinde aşk var. Aşk olduğu müddetçe aşırılık hiçbir zaman ölmez. De imkanlara dayalıdır bunlar. Bazen bakıyorsun ki bazı şairler, bazı aşklar kendisini iyi tanıtabiliyor, imkanı var. Bazısı da kendisini iyi tanıtamıyor. Şimdi adamın TRT'de bir dayısı varsa orada TRT'de program yapar. İmkanları var. Bu sadece aşklar için değil hocam. Bu hayır, hayır, hayır. Genel tamam. Anlamda böyle. Tabii, tabii. Param varsa, Ankara'da dayım ve amcam varsa zaten alır başını gidersin. Param varsa, paranla basarsın, televizyon kanalında iki tane klip yaparsın, basarsın, iki tane şiir klip okursun. Klip yaparsın, kaset yaparsın, televizyona fazla çıkarsın. Bunun reklamını yaparsın ve çok iyi olmana da gerek yok. Yani dört dörtlük bir ozan olmana da gerek yok. Dört dörtlük bir şair olmana da gerek yok. Dört dörtlük çok kaliteli. Kenarda kalmış, hiç tanıyan yok. Gerek yok. Paran varsa meşhur oluyorsun. Öbürsü hiçbir şey bilmiyor ama meşhur oluyor. Ya bak, oluyor. Ben Bursa Kitap Fuarı'nda şunu yaşadım. Daha önce tanıdığım bir fenomen var. Yani YouTube üzerinden, sosyal medya üzerinden fenomen olmuş bir kız çocuğu. Yani toplasan 28, 27, 28 yaşında bir kız düşün. Çakma sarışın bir kız. Kızı daha önce kitabını ben aldım. Merak ettim, okudum. Ne yazıyor diye. Ne yazıyor? Kitabın içi bomboş. Ben bu sene Bursa Kitap Fuarı'na gelmişti. Evet. Belki inanmazsın. 1000 tane insan var kuyrukta kitabını imzalamak için. Hepsi de 15 ile 20 yaş arasındaki gençler. Ben gençlerle konuştum. Dedim ki ya arkadaş siz niye kuyruğa girdiniz? Abi YouTuber gelmiş. Kızın ismini vermeyeceğim. YouTuber gelmiş. Onun kitabını alacağız. Peki alıp okuyacak mı? Yok abi fotoğraf çekileceğiz. Ama fotoğraf çekilmek için de o kitabı almak zorundasın. Ve ben o kızla da ileriki zamanlarda konuştum. Bize ayrılan bir bölüm vardır. Yazarlara ayrılan bir bölüm vardır YouTube şeyde. Orada işte mola verirken ben de yanına oturdum. Birkaç soru sordum. Ve kız bana şunu söyledi. Kitabı sen mi yazdın diye bir sordum. Hayır dedi. Ben yazmadım. Başkası yazdı. Benim adıma koydu. Sadece biz satıştan pay alıyoruz. Yani. Yani. O gün ve inanmazdı saat 12'de başladı. 12-12.30 gibi başladı. Akşam 5'e kadar o kuyruk bitmedi hocam. Doğrudur. İnanıyorum. Abi. Şimdi ben oraya gittim. Şu masa büyüklüğünde kitapları yığmışlar böyle. Ve kitabı 150 liradan satıyor. Ya. Paraya bak. En az orada 2000 tane kitap vardı. Ve o kitap tükenene kadar kuyruk bitmedi hocam. Şimdi ben bir tane kitap satmak için bir taraflarımı yırtıyorum. Yani alnımın terini, bilgimi, kültürümü, o aktardığım emeği karşına alabilmek için, tamam mı? Bir tarafımı yırtıyorum ve kendisi yazmadığı bir kitaptan milyonları kandırıyor birileri. Yani bu sadece sizin için değil. Bu genel anlamda böyle. Onu anlatmaya çalışıyorum. Öztürk Bey'le biz bundan bir ay falan olmadı daha konuştuk kitap üzerinde. Dedim ki Öztürk ben bir kitap yapmak istiyorum dedim. Ne diyorsun sen daha önce kitap yaptın. Ben şahsıma ait hiç kitap yapmadım. Ha bazı kitapların içinde şiirlerim var. Bazı kitapta 30 şiirim var, 20 şiirim var. Ege Üniversitesi. Antolojiler de var. Şu, evet. Bu antolojiler falan çok var. Çok da şiirlerim var ama kendime ait bir kitap basmadım. Öztürk'e konuştum bunu. Dedim sen tecrübelisin dedim hani. Ne yapabiliriz? Dedi ki Nevruz Ali önceden ben bir kitap basıyordum bir araba alıyordum. Kitap parasından. Doğru. Şimdi dedi ben bir araba değil bir sigara da alamam. Doğru. Şimdi şöyle ben hesapladım bak. Dedi ki bir kitap basmak 50 bin lira. Doğrudur. Şimdi 50 bin lira kitap verdik bastık. Şimdi kitabın tanesini 1000 tane bastık. 1000 tane kitabı tanesini 50 liradan satsak ne yapar? 50 bin lira. Yani. Sıfıra sıfır. Getirisi yok. Sadece getirisinden değil. Paramı kurtaramam yani. Yani paranı kurtaramam. Biz bak hocam ben
Hepsini satacağım da garantisi satmak yok. Satmak diye gibi derdimiz yok zaten. Bizim kitaptan para kazanmak gibi derdimiz yok. Biz sadece mesela ben bir Bursa'ya gittim. Benim sadece Bursa'ya gidiş geliş 10 bin lira masrafım oldu. Benim kazandığım para kaç para? Sattığım kitap parası 3 bin lira. 7 bin lirayı cepten verdim. Ya. Şimdi sanıyorum ki Zeynel fuara gitti, deli gibi para kazanacak. Hmm. Kazanmıyorsun. Yok, yok. Kazanamıyorsun çünkü kazandırmıyorlar zaten. Kazanamazsın. Ben burada İzmir'de şairler toplantısı falan oluyor. Bazen görüyorum o bayanlar hiç yani şiir nedir aslını bilmiyor. Şiirin sorsam ki burası nedir redif diyemez. Kafiye diyemez, uyak diyemez, yani hece diyemez. Hiçbir tarafını bilmediği halde kitabı basıyor. Bakıyorum ki bir de bir kitap fuarı var. O kitapta cayır cayır satıyor o kadın. İşte ya bazı şairler de var ki şiirleri dört dörtlük adam kitap basmış yani bin tane bin taneden yüz tanesini satamıyor ya. Bunun sebebini ben daha sonra anlatayım sana hocam. Ben bunun birebir şahidiyim. Nedenini anlatırım ben sana. Benim dilimin kendi yoktur hocam. Kim üstüne alırsa alınsın. Benim dilim gelmiyor. Ben bunu anlatacağım sana söz. Ama biz hocamdan bir tane şiir alalım. O, tabii. Tamam mı? Bir tane türkü alalım. Yalnız şunu söyleyeceğim. Naruzali. Bana iki dakika bir daha. Ben TRT'nin dışında özel bir radyoda yıllar önce program yaptım. Aşkları sen de biliyorsun. Aşkları cumartesi ozanları çıkarıyordum. Pazar günü sanatçıları bir radyoda. Daha sonra Can Asifi'de, Azerbaycan Can Asifi'de de ben çok program yaptım. Çok sanatçı meşhur ettim ben. Çok sanatçı çıkardım. Yalnız bu yeni yetmeler çıkmış şimdi program yapıyor. Hatta televizyona para veriyor program yapmak için. Bir de diyor ki işte Narmuzalı Çiçek aradı bir parça istiyor. Buna çok kızıyorum. Ben televizyonda söylüyorum. Arkadaşlar parça yok. Bez parçası mıdır, kağıt parçası mıdır ya? Esere, şiire parça denir mi ya? Bir türkü, eser istiyor. Türkü istiyor, bir eser türkü istiyor. Bir şarkı istiyor deyin ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya her şey işte diyorum hocam içini boşalttılar. Kültürel yapının içini boşalttılar. Bitirdiler, mahvettiler. Biz bana bir dakika müsaade edin. Şu gelen dostlara bir merhaba diyeyim. Teker şair bizim engelli bir dostumuz. Menemen'de oturan. Selamları var, saygıları var. Çok bizim Hasan Çiçek kanalımızın sahibi yurt dışında yaşıyor. İyi yayınlar ve selamlar var hocam hepimize. Kemal Kantar, iyi bir yazar, iyi bir dostumuz, sağlam bir yüreği var. Hepimize selamlar var. Aleyküm selam dostum. Ondan sonra Gazi Büyük Coşkun bizi akışlıyormuş bu arada. Dalil İbrahim, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederim kendisine. Yusuf Taş, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederim Ozan'ım. Ozan Muradi, hayırlı akşamlar dilemiş hepimize. Teşekkür ederim. Böyle devam ediyor hocam. Evet, biz devam edelim hocam. Sizden bir şiir alalım. Buyur. Sen oku hocam, bu peşinden gelir. Öyle mi? Yaradan'dan güzelliğin almışsın, o tatlı dilinde aşkın izi var. Gülüşünü tabiattan çalmışsın, bülbülsün gülünde aşkın izi var. Hayli zaman uzak düştü yollarım, korkarım ki boş kalacak kollarım. Melek yüzlü güzel gözlü dilberim, saçının teliğinde aşkın izi var. Öztürk'üm aşkım anlattım sana, ister bana hak ver, istersen kına. Emrah Selvi için düştü zindana, Kerem'in külünde aşkın izi var. Emrah Selvi için düştü zindana, Kerem'in külünde aşkın izi var. Hocam hemen peşinden bir türkü alalım. Çok sağ ol. İşte bazen aşklar böyle sevda türküsü de yazıyor yani. Yani sizden sonra aşık, bir şiir ben okuyayım hocam, olur değil mi? He? Sizden sonra bir şiir ben okuyayım. Tabii, buyur. Aşık her sevda türküsü yazdığı şiir kendisine ait değil yani. İlla kendisi yaşamış diye bir şey yok. Yaşamak zorunda değil ki zaten. Yazılan her şeyi ben yaşarsam o zaman ben ölmem lazım hocam. Yaşamıştır, ona da yazıyordur. Kendisi de yaşamış, ona da yazıyordur. Aynen öyle. Ben de bir tane söyleyeyim. Yine Öztürk beni de coşturdu. Bakalım ne diyor. Ben de Öztürk'te kendimle başka kimseden okumam. Kimsenin eserine de imzacım yok. Ben öyleyim. Kendi şiirinden başka kimsenin şiirini okumuyorum.
3500'lerde gelir. Sırı saklın içe yerinde, sesin duysam ruhum titrer. Biri saklın içe yerinde, biri saklın içe yerinde. Bir sesin duysam ruhum titrer. Biri saklı içe yerinde, biri saklı içe yerinde. Derin hayallere dalır, konuşunca gözü dolur. Adını ulusta anılır, arı saklı içe yerinde. Arı saklı içe yerinde. Adının ulusta anılır, arı saklı içe yerinde. Damarımda kanım coşar, ayak hayaline koşar. Ölse sözlerimde yaşar, diri saklı içe yerimde. Diri saklı içe yerimde. Sakın sorma haralıdır, bu günlerde yaralıdır. Güzellerden aralıdır, peri saklı içe yerimde. Peri saklı içe yerimde. Güzellerden aralıdır, ömrüm ömrümden ömrüm. Peri saklı içe yerimde, peri saklı içe yerimde. Nevzali sazım çaldı, hayali gözümde kaldı. 10 seneye devir oldu, yeri saklı içe yerimde. Yeri saklı içe yerimde. 10 seneye devir oldu, gülüm gülüm benim gülüm. Yeri saklı içe yerimde, yeri saklı içe yerimde, yeri saklı içe yerimde. Eyvallah aşığım, eyvallah Ozan'ım, yüreğine sesinize sağlık, sen de sağ sesine sağlık, yüreğine sağlık, yüreğine sağlık dostum. Evet Zeynep Bey, şimdi bir şiir de senden dinleyelim. Hocam şuraya birkaç dostum da mesaj çekmiş, onlara da bir merhaba diyelim. Kadim, Kadim Gül, Ozan Muradi. Dost, candaşı, candaşı selamlar söylemiş hepinize. Saygılar eyvallah, hocam, teşekkür eyvallah. Ederim. Bizden de selam olsun. Şair dostum Yüksel Kurtul, kendisi hem tiyatrocu, hem kendisi öykü, şiir kitapları ve öykü kitapları var. Sarı Zeybek Kültür Merkezi'nde genelde çalışıyorlar ve herkesin Sarı Zeybek Kültür Merkezi'ne mutlaka uğramasını isterim. Gidip ben orada biliyoruz, tanıyorum. Tabii. Önümüzdeki bu arada da önümüzdeki haftada konuklarımız Sarı Zeybek Kültür Merkezi'nin derneğin başkanı Ayla Hanım. Ayla Hanım. Buradan selam olsun kendine. Alpa, can arkadaşımdır. Korkut Alp
dostumuz. Onu da tanıyorum. Yorumcu olarak, şair olarak çağırmayacağım zaten. İyi bir yorumcu, çok iyi bir yorumcu. Çok da yani okuma tarzı var. Aynen. Önümüzdeki hafta onlara konuk alacağım. Tamam. Şimdiden ayarlamışım. Tamam. Sözünü aldım ben. Dün mü de? Ben gün gittim, sözünü aldım özünden. Özellikle Aile Hanım'a gittim. Dedim ki haftaya sizi konuk alıyorum. Aynı yer mi aslında bunlar? Bir tiyatro. Derneğin yerini değiştirmişler, karşıya geçmişler. Sadece aynı yerde, aynı sokakta, yolun karşısına geçmişler hocam. Daha güzel etkin yapılar. Manisa'dan Aytekin Karapaça, hatta bizim hala bu kanalda her hafta bir program yapıyor. İyi bir yazardır, güzel bir dosttur, sağlam bir yüreği vardır, korkusuz bir adamdır biraz da. Hem dili sivridir biraz hocam, tamam mı? Güzel bir dosttur, iyi bir yoldaşımdır, severim kendisini. Selam olsun, teşekkür ederim dostum. Gülay İç Çözüm Macit, selam olsun canlara demiş. Ozan Muradi Çorum Alacadılan, güzel insanlar demiş. Yine Aytekin hocam. Çorum'dan selam olsun. Koça Kaya merhaba demiş, hepimize selamlar saygılar söylemiş. Hasan Yıldız, bizim yine burada program yapıyor bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Şerif Kaya, Bursa'da beraberdik, iyi bir yazar dostumuz, iyi bir dost. Evet. Onu da ayın Nisan'ın 18'inde TÜYAP Kitap Fuarı açılmadan onu da konuk alacağım buraya. 18'inde çünkü bizim programımız, 19'unda Kitap Fuarı açılıyor cumartesi. Cuma günü de ona da söz verdim, Şerif hocam konuk olacak. Kendisine teşekkür ederim. Gülay İç Çözüm, nefesinize sağlık, sesinize sağlık. Hasan Yıldız teşekkür etmiş. Ali Berk Pınar teşekkür ederiz. İlan dostumuz da bizi izliyormuş. Evet dostlar, bir şiir okuyacağız. Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Bir 5-6 dakika veya en fazla bildiğim. Evet. Yani şöyle diyelim, 5 dakika mola, 10 dakika sonra buradayız diyelim. Bizim bir tane dostum vardı. Karadenizli Kazım Koyuncu'nun çocukluk arkadaşı, müzisyen bir dostum. Selim Gülay. İzmir'de ara sıra geliyor burada program yapıyor. Çok sevdiğim bir dostumuz. O yaptığında, programı yaptığında arkadaşlar 10 dakika ara, 20 dakika sonra buradayız derdi. Tamam mı? Herkes buna gülerdi. Ben de onun o şivesini kattım. Şimdi hocam, ben bir şiirim var. Onu ben galiba bir kere burada bir kere okumuştum. Bir daha aynı şiiri tekrar okumak istiyorum. Şiirin ismi Haddini Bil Yüreğim. Şiirden anlarsınız ne demek istediğini zaten hocam. Ondan sonra bir ara verelim. Olur mu hocam? Tabii tabii. Har harlandıkça daralıyor göğsüm. Emektir bu yürek, bu cana. Pardon, özür dilerim. Baştan alabilir miyiz hocam? Buyur. Har harlandıkça daralıyor göğsüm. Emanettir bu yürek, bu cana. Devrik cümlelerde aşkı aradım. İdam sefasında bu ten umursamaz. Yürek suskun, dil lal, ne çare. Emektir gül yüzlü, gülü güzelleştiren. Memleket yüreklim, musla tüketir beni. Yurdum işgal altında, dem vuruyor aşka. Uykusuz gecelerin sersem berdoşu olmuşum. Sevdasına aşk ettiğim tanrı yürekli kadın. Ref çekiyorum karanlığa, aşk ekiyorum güneşe. Ar damarım çatladı sevda, sevda başıma, başıma bela. Eyvallah. Can suyu gibi ruhuma işliyorsun. Ah avanak yüreğim, boşa, boşa kürek sallıyorsun. Ne sen bülbül olur, aşka figan olursun. Ne de o sana gül olup aşka, aşka davet eder. Evet. Neyin dermanı, kimden diliyorsun? Sus, sus yüreğim, sus, haddini bil. O şah tahtında bir sultan. Sen elinde kalemin, garip bir şair. O bahar gül gülistanlık, sen, sen hazan dökümüsün. Olmayacak duaya amin demenin, gelin güvey olmanın anlamı, anlamı yok. Sus,
Sus yüreğim, sus. Haddini, haddini bil. Sus, sus yüreğim, sus. Haddini, haddini bil. Haddini. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Evet dostlar, bir 5-6 dakika bir ara vereceğiz. Ben biraz rahatsızım. Boğazımda sürekli öksürük var. Bir gidip sıcak bir şeyi almam lazım. Yoksa öksüre öksüre program bitmeyecek. Aynen, onu söyleyeyim. 5 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Bir yere gitmeyin. Bizi bekleyin. Daha çok güzel türküler ve şiirler okuyacağız. Evet, okuyacağız tabii. Hoşça kalın şimdilik. Çekmeye kötü kaderimdir belim bükmeye. Yiğit muhtaç artık kuru ekmeye. Dert vurdu sineme, güldürmez beni. Yiğit muhtaç artık kuru ekmeğe. Dert vurdu sineme, güldürmez beni. Gönlümde açıldı yara. Sevgimi hiç edip çaldılar kara. Bir gün Mansur gibi gitsem de dara. Dost hakiki ise indirir beni. Mansur gibi çıksam da dara, dost hakiki ise indirir beni. Özlerim ben seni sılayım. İnsanı değişmem parayla kulayım. Beni muhtaç etme vefasız kulağa. Hızır kavuşmadan öldürmez beni. Muhtaç etme vefasız kulak. Hızır kavuşmadan öldürmez beni. Thank you.
çekip yine yazarım. Dostum gül cemali benim pazarım. Bir gün ölür isem olsun mezarım. Dosttan başkası da kaldırmaz beni. Ölürsem olsun mezarım, dosttan başkası da kaldırmaz beni, yalnız beni. Ukrayna'da kadın olmak, cehennemin orta yerinde olmak gibi bir şey. Ateşlerin içinde topa, tüfeğe, kurşuna karşı emzirmek bebeğini. Ezgilerin, türkülerin sustuğu yerde korkunç gürültüler, sirenler, ninni seslerini boğarken veya bir can daha taşırken can vermek. Böyle bir şey. Ukrayna'da, yani cehennemin ortasında kadın olmak. Dağılmış, kan bulaşmış sarı saçlarına, yüzü gözü kan içinde. Çaresizliğin ifadesi sinmiş her çizgisine. Şaşkınlığın, korkunun, öfkenin bütün renkleri karışmış birbirine göz bebeklerinde. Böyle bir şey Ukrayna'da, yani cehennemin ortasında kadın olmak. Kaç uykusuz gece sayamamıştır. Endişe uykusuz, şüphe uykusuz, nasıl koruyacak bedenini? Nasıl koruyacak çocuklarını, nasıl koruyacak yuvasını, nereye kaçacak? Nereye kaçsa cehennem, böyle bir şey Ukrayna'da, yani cehennemin ortasında kadın olmak. Yeni doğan bebeğin çığlıkları, uğultular içinde kayboluyor. Duyduğu ilk ses bomba sesi. Çocuklar sindi, çekildi oyun alanlarından, parklardan. Büyükler oynuyor. Bu sefer çok çetin oldu savaşçılık oyunu. Koca tanklar, oyuncak tankları ezdi geçti. Kız çocuğunun mavi gözlü bebeği kana düştü.
kana bulandı bahar. Hayaller, umutlar kana bulandı. Kana bulandı çikolatalar, pastalar, şekerlemeler. Kana bulandı çocukların ekmeği, aşı. Hepsinin dileği tek artık. Uzansın gökyüzünden tanrıların tanrısı. Yeter desin, durdursun bu savaşı. Böyle bir şey. Ukrayna'da, yani cehennemin ortasında kadın olmak. Haksız kim? Haklı neden? Bu inatlaşma neden? Neden konuşarak anlaşamazlar bu koca adamlar? Neden yağdı bombalar? Neden yıkıldı kentler? Aklı tutuldu en akıllıların ki kuşandılar silahları. Muhtemel ki savaşlar olmazdı. Silahsız çözülürdü sorunlar. Anneler iş başında olsaydı. Ve kadınlar yönetseydi bu dünyayı. Recep TV sizlerle. Sakın cahilin yanına varma gönül demedim mi? Mazlum olsa da halini sorma gönül demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Laç gezer oltokçasına, muhannetin boçasına. Namussuzun bahçesine girme gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Vicdansızın bahçesine girme gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Nipeyi düşürdün eşka, görmeseydim seni keşke. Kendi kusurumdan başka görme gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Eyvallah Ozan'ım, yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Evet dostlar, kısa bir ara verdik. Yine sizinle birlikteyiz. Evet hocam, sizden de bir şiir alalım. Ondan sonra soracağım birkaç soru var size. Tabii tabii. Kısmette yokmuş, bilemedim ki. Kadere saldırdım boşu boşuna. Geceler boyu yazdıklarımı maziye çaldırdım boşu boşuna. Zeynel sen oldun gönlümün arzu direği. Beni ağlatmanın var mı gereği? Öğüt dinemeyen çılgın yüreği hayale daldırdım boşu boşuna.
Öztürküm oldum canlar yarısı, zülüflerin sanki altın sarısı. Yüreğime saldın gönül yarası, yaramı sardırdın boşu boşuna, yaramı sardırdın boşu boşuna. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. Hocam bir de geçen de bana bir tane şiir yazmıştınız. İlk defa birisi bana bir şiir yazdı. O şiir var mı sizde? Yoksa ben çıkarayım mı? Çıkar, orada var, bende yok. Ben o şiiri çıkaracağım hocam. Sizin sayfanızda yayınlamıştım. Ben o şiiri çıkaracağım şimdi hocam. Bana ilk defa birisi bir şiir yazdı. Ama hangisi onu bulmam lazım. Nerede? Facebook sayfanda var o. Evet hocam, siz bir türkü söyleyin, ben onu bulana kadar o zaman. Tamam. Bir tane ozanımızdan bir türkü dinleyelim, ben onu bulana kadar hocam. Bir kız diyor ki, aşık amca sen diyor hep programa veyahut da bu aşıklar diyor hep çoğunlukta köylü kadınla köylü kızlarına hitap ederler, çalıp söylerler. Bir de benim gibi şehirli kızına çalıp söyleyemez misiniz? Olur kızım diyor, iyi oldu diyor. Bana bir ayak vermiş oldun. Bakalım ki Deryan Baba sahnede ne söylüyordu. Destanım vardı şehir kızına, aman emneciğim, ben öğlene kadar kalkamıyorum. Bir destanım vardır şehir kızına, dışlardan içeri bakamıyorum. Aman anneciğim sen erkenden kalk, ben öğlene kadar kalkamıyorum. Vay vay vay, kalkamıyorum vay. Aman anneciğim ocak kolonya boya al getir, paran yok sana yol, şuradan buradan çal getir. Bir de boynu zincirli finobul getir, caddeye yalnız çıkamıyorum vay. Vay vay, çıkamıyorum vay. Evleneceğim erkek zengin olsun, kör olsun, hizmetçi tutarım, işi zor olsun. Yaptığım bine de hesen sor olsun, merdivenden yukarı çıkamıyorum vay. Vay vay, çıkamıyorum vay. Yaptığım binada asansör olsun, merdivenle yukarı çıkamıyorum vay. Vay vay, çıkamıyorum vay. Gezeceğim yerler düzlük olacak, elbisem kirlenir tozluk olacak. Birden altın çerçeveli gözlük olacak, ben güneşe karşı bakamıyorum vay. Vay vay, bakamıyorum vay.
Hele bakın deryamının sazına, yine bülbül konmuş hoş avazına. Yine canım kurban köylü kızına, tembel şey diye bakan yorum vay. Vay vay bakan yorum vay. Yine canım kurban köylü kızına, tembel şeyliğe bakan yorum vay. Vay vay bakan yorum vay. Eyvallah hocam, çok güzeldi. Allah rahmet eylesin Deryam'ı babaya. Şimdi dostlar, benim 5 Mart'ta doğum günümdü. Doğum günümde Öztürk hocam bana bir şiir yazmış. İlk defa hayatımda bir dostum bana şiir yazıyor ve bu yazan dostum da bir halk ozanı, bir halk şairi olması benim için farklı bir yeri var. Tabii farklı bir anlam ve yüklüyor benim için. Onur duydum. Çok mutlu oldum. Ve bütün gün hocam inanır mısın? Bütün gün gülüş var ya. Şu gülüş hiç yüzümden gitmedi. İlk defa birinin bana şiir yazması o kadar çok hoşuma gitti ki hiç beklemediğim bir anda bir gol attın. Güzel bir gol attın bana. Beni onurlandırdığın için sana teşekkür ederim. Ne demek? Sen her zaman benim için onurlusun, gururlusun. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim hocam. O günde baktım sayfana, senin doğum günün. Boş geçmesin dedim. Doğum günün için bir şey yazdım. Sayfanda resmiyle yayınladım. Bu kadar ne o var? O zaman hocam size... Siz yazdınız madem, siz okuyun bu şiiri. Peki siz okusanız olmuyor mu? Yok hocam, sizin yazdığınız siz okuyun bence. Siz daha güzel yorumlarsınız. Ben mi okuyayım? Doğum günü kutlu olsun demişim. Telefonu elinize alabilirsiniz. Yok yok. Zeynel Yaşar, bugün doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Her günün sevgiyle doğsun. Doğum günü kutlu olsun. Ömür boyu yüzün gülsün, dostluğun herkes bilsin. Tüm dostlar yanına gelsin, doğum günü kutlu olsun. Zeynel koymuşlar bu adın, balda yoktu dostluk tadın. Al bu dünyadan muradın, doğum günü kutlu olsun. Bilmem kaça gelmiş yaşın, şair Öztürk hep sırdaşın. Her daim dik dursun başın, doğum günü kutlu olsun. Demişim Zeynel kardeşime. Eyvallah. Canım da sağ olasın. Çok sağ ol. Yüreğine sağlık. Kalemine sağlık hocam. Sağ olasın. Beni çok onurlandırdın. Vallahi çok mutlu oldum. İlk defa birisinin bana şiir yazması kadar güzel bir şey yokmuş. Onu ilk defa bazı arkadaşlarıma şiir yazdım ama ben ilk kez bana şiir yazılmadığı için o mutluluğun nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Evet sağ olasın. O mutluluğu bana tattırdığın için teşekkür ederim hocam. Ne demek kardeşim? Evet dostlar. Hocamız bize dediğin gibi güzel bir şiir yazmıştı. Bu arada bize yorum yazan dostlarımız var. Onlara bir merhaba diyelim. Dostlar, yayınımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Sosyal medyanızda lütfen rica ediyorum. Yayınlarımızı paylaşın, bize destek olun. Biz ne kadar çok insana ulaşabilirsek, sesimizi ne kadar çok insanımıza, dostumuza, halkımıza ulaştırabilirsek o kadar çoğalırız, o kadar güçleniriz, evet. O kadar birlik oluruz. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var. Zaten sistem yeterince bizim sesimizi kısıyor, sesimizi duyuramıyoruz, anlatamıyoruz. Yüreğimize dökülen nameleri anlatamıyoruz. O yüzden bize ancak işte birkaç böyle ufak kanallarımız kaldı. Bu ufak kanallardan biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, haykırmaya çalışıyoruz. Halkımıza yol, yorgan, sözlerimizle, özümüzle, kültürümüzle, duruşumuzla anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun da sizin payınız çok fazla. Paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kanalımıza yıldız göndererek kanalın hayata durması için destek verebilirsiniz. Bu konuda çok mutlu olurum, çok sevinirim. İlahi İlhan İlçöz iyi yayınlar dilemiş. Berat Bertal Güler, yüreğine sağlık yeğenim demiş. Bana mı söylüyor, size mi söylüyor bilmiyorum ama ben Bertal kardeş. Burada hangi... Selam olsun buradan kendisine. Neyse arkadaşlar. Selam olsun. Teşekkür ederiz kendisine. Ozan Mehmet Divanoğlu. Evet. Selamlar, saygılar dilemiş. Bala Mehmet. Bala Mehmet. Onun manası Bala Mehmet. Ben koymuşum adını. Öyle mi? Evet. Bizim Aşklar Derneği Başkanı'dır kendisi. Yakın köylümüzdür. Selam olsun başkanıma ve halk ozanıma. Zeynel Çelik. Uzun zamandır tanışıyoruz ama yüz yüze gelmek nasip olmadı kendisiyle. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz dostlar. Yayınımızı paylaşarak bize destek verebilirsiniz. Devam edebiliriz bu şekilde. Birlikte yürüyeceğiz bu yolları. Birlikte aşacağız bu karanlığı. Birlikte aydınlatacağız bu ülkeyi.
Devam edeceğiz. Karanlıklar aydınlanana kadar ve biz ölene kadar bizden sonra gelecek nesile emanet bırakmak için güzel şeyler üretmeye çalışıyoruz. Evet Öztürk Hocam, şimdi sana bir sorum var. Sizin kaç tane madalyanız var hocam? Devlet tarafından ve de aldığınız madalya sayısı, sayısı biliyor musunuz? Sayısını bilmiyorum. Devlet vermiyor onu, kurumlar veriyor. Kurumlar mesela mi? Diyelim ki Kars Belediyesi bir aşklar yarışması düzenlemiş, gidiyorsun. Evet, başarı onlar da veriyorlar. Orada, tabii. Tabii şimdi madalya verince madalyanın yanında senin aynı tarih olmak üzere belgeni de veriyor. Belge yani, de veriyor. Başarı belgesini. Belgemiz de var. O belge o madalyayı ispatlıyor yani. İspatlıyor yani. Yani. Tabii. İspatsız madalyayı ben tutmam da yayınlamam da yani. Şimdi buraya geldik. Şimdi siz eğer yapmış olsaydınız mesela örneğin. Tabii bir şilt yapabilirdiniz. İki tane bize yani. Bir şilt yapardın. Bir de madalya getirdin. Şiltten beraber bize birer madalya, birer şilt verirdin. Bir ya da birer katılım belgesi verirdin. Kabul et, bir de bir başarı belgesi. Başarı belgesi verirdin. Üstün başarı belgesi verirdin. Bu anlamda hepsi mevcuttur yani. Evet, öyle ispatlıdır yani. Yani ispatlıysa mesele yok. Bazıları ispatlıdır. Şimdi az önce biz bir konuya girmiştik ya hocam. Kendi fiziğini sergileyerek kitap satanlar, kendini pazarlayarak kitap satanlar, kendini pazarlayarak sözde... Biz mesela Konya Aşklar Bayramı, bizim aşkların en yoğun olduğu yer oradır. En büyük yarışma orada yapılırdı. Konya'da. He, Konya'da. Evet. Oraya gittiğimizde aldığın ödül neyse onun da aynı şekilde belgesi var. Birincilikse birincilik, ikincilikse ikincilik, tarihinden ispatlı yani. Tabii hepsi. İşte keşke herkes gerçekten belgesiyle beraber verseler, ödül alan, sözde ödül alan arkadaşlarımız var. Genelleştirmiyorum. Bizim geçen de bir dernek başkanıyla konuştum. Bir şiir gecesi düzenliyor ve belge dağıtmak istiyor. Tamam mı? Ödül verecek işte. Belli başlı bir karar vermişler. Bir kurul koymuşlar. Kadın bir arkadaş gelmiş, gelmiş ben parasını vereyim, bir tane ödül bana verin demiş. Demiş ki hayrola, parayla ödül mü satın alacağız demiş. Ne olmuş? Herkese dağıtıyorsunuz. Ben parasıyla değil mi? Ben parasını vereyim, bir tane bana verin. Ben diyor havam olsun demiş. Açık açık böyle net söylemiş. Ne var canım? Git yaptır mesela. Ya ben bu kadını da tanıyorum. Bunu duydum ben. Kadın demeyelim. Ondan o beklenir. Tamam mı? Ondan da o beklenir. Ben bir ara İzmir'de Aşklar Derneği Başkanlığı yaptım 2 yıl kadar. O zaman tabii bazı programlar olurdu. Bu programlara bazılarına şilt yaptırıyordum. Bazılarına da madalya yaptırıyordum. Evet. Tabii o madalyaları ispatlamak için başarı belgesi de yapıyordum yani. Onların isminle, zamanıyla, tarihiyle veriyordum. Mesela biz kendi köyümü kurdum derneğini. Derneğin açılışına 6 tane aşık yazmıştım. 6 tane aşığın kendi ismine gittim madalya yaptırdım. Vallahi olabilir. Pirinç'te. Olabilir tabii ki. Pirinç'te pahalıydı yani. Evet. O zaman derneğimizin içinde bir tanesi öldü. Öldüğünden dolayı davul zurna da vardı. Davul zurnaya çaldırmadık. Aşıklara program yaptırmadık. Sadece bir açılış yaptırdık belediye başkanıyla. Yani aşıklar gelmedi ama o madalyalar halen bende duruyor şimdi bu anda. 6 tane madalya. Evet. Tabii onlarına o zaman ben derneği adına başarı belgesi de hazırlamıştım. Başarı belgesi. Onları yine var. Verirsin ya. Ve onları sahiplerine verebilirim tabii ki ama tabii. Duruyor halen daha ya. Müsait olmak. Ya hak edene vermek gerekiyor ödülü. Evet. Hak edene ödülü vermek gerekiyor ama şimdi hak etmediği halde ben parayla ödül satın alan insanlar gördüm. Maalesef böyle. Öyle bir de öyle. Kitap fuarlarında ben yazarım deyip de gelen geçenin kitabını alıp işte böyle ya benim kitabım var, ben şairim, ben yazarım deyip domates peynir satanlar var. Kendi hakkıyla değil de insanları kitapla hiç şey ödül almadığı halde veya hiçbir şey olmadan yalan söyleyerek kitabını satanlar var. Okurlar var. Ben birçok kitap severler de bu konuda çok şikayetçi. Bu konuda TÜYAP'ın önlem alması gerekiyor. Maalesef bunun önlemini almıyor. Bunu yapanları kapı dışarı etmesi gerekiyor. Yani kitabını alıp koridorun tam ortasına geçmiş insanlara zorla kitap imzalatan insanlar var. Böyle bir çirkin bir görüntü de var etkinliklerde, bazı yerlerde. Bunun önüne geçmek lazım.
Ben onlara şair ve yazar diyemiyorum. Bunu yapanlar tamam, belki mesela benim tanıdığım bir arkadaşım var. Onun bir nedeni var. Çünkü çocuğu rahatsız, eşi rahatsız ve çok ciddi, sadece eşinin aylık gideri 40 bin lira ilaç parası. Evet. Ve bunu anlayabilirim belki. Yani çünkü adam öyle bir sıkışık ki nefes alacak deliği yok. Bazı şeyleri görmemekten gelebilirim ama bunu çoğaldığı zaman işin rengi değişiyor hocam. Olmuyor işte. Bir de süslenip püslenip, ben kitaplarında gördüm, Bursa'da gördüm, daha önce birkaç yerde daha gördüm. Süslenip püslenip bir taraflarını açıp imza gününe katılan kadın arkadaşlarımız var. Ya onun da bir onuru var. Yazarlığın da bir onuru var, bir duruşu var, bir mertliği vardır. Bunu da engellemek gerekiyor ya da bir duruş sergilemek gerekiyor. Ya çok var da. Neyse hocam, ben dilim kemiği yok. Ben bunların hepsinde imza günüm oldu benim. Her yerde imza gününe girdim. Alan da sağ olsun, almayan da sağ olsun. Eğer kitap yazıyorsan, gerek roman, gerek şiir, ne bileyim, gerekse hikaye yazarsın. Seyircin, izleyicin, hayranların, okuyucuların varsa gelir, imzalasın, verirsin. Yani bunu ben yaptım, çıkardım, illa gelsin alsınlar desin, illa satacağım diye de bir kural yok. Maalesef. Sevenler varsa gelir alır, takipçilerim varsa gelir alır. Evet hocam, sizden bir şiir alalım. Madem ödüllerden konuştuk zaten. O zaman şey yapalım, hasret beni benden alsın da göreyim, deryalara dalsın da göreyim, Nermiş Hoca çalsın da göreyim, böyle güzel. Türkü mü söylüyorsun? Yok. Bana söylesem iyi olur hocam, sesini duyak ya, bana özletsin. Elbet padişahta kadı vardır, her yemeğin ayrı ayrı tadı vardır. Bu İzmir'de de Nermiş Usta'nın adı vardır, böyle güzel bir mekanda. Nermin Usta, o gülerin asla sormasın, gözlerin yaşla dolmasın, mutsuzluklar senin olmasın, böyle güzel bir mekanda. Şair dostu kurban sana, Araska'da gelsen bana, inan ben de hasretim sana, böyle güzel bir mekanda. Kendi kendime yeterim, garip gurbet elde iterim, Zeynel gözlerinden öperim, böyle güzel bir mekanda. Aha, şiir okudum, iticalar işte. Doğaçlama değil mi hocam bu? Ya diyorum ya, onun doğaçlaması çok güçlü. Doğaçlama alsana ha. Doğaçlama. Bunu yazmak için günlerini harcayanlar var hocam. Çok güzel, yüreğine sağlık. Nice hekimlere gittim, sen de yara çok dediler. Senin derdin derinlerde, buna çare yok dediler. Elin yetmez, gözün görmez. Derdi çekmeyenler bilmez. Bu dert sana aman vermez, çaresine bak dediler. Dostluk artık iflah olmaz, derdine derman bulunmaz. Böyle dertle yaşanılmaz, git kendini yak dediler. Böyle dertle yaşanılmaz, git kendini yak dediler. Bir gün kendimi yakacağım. Hem de böyle AKP'nin merkezinin önünde yakacağım kendimi. Sebebini sor. Sebebini sormayacağım çünkü bizim senin gibi ya da sizin gibi dostlara, sizin gibi ozanlara ihtiyacımız var bu ülkenin. Biz daha karanlıkları aydınlatıyoruz. Hocam ne yapması? Bedenimi yaparak değil. Ben bugün bir bilgimizle. Ben niye bugün böyle karaları giydim geldim? Niye giydin hocam? Onu da soracağım sana. Benim başka, sen başka renkli gömleğin, kravatım yok muydu? Sağ olsun. Yine de isim vereceğim. Çok şey değil. Ben bir ilk AKP'nin birinci parti seçildiği döneminde ben bir ay Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la bir ay gece gündüz beraber görev yaptım. Beni de çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Yalnız bir talimat vermiş diyorlar sosyal güvenliğe. Sosyal güvenlikte MİT'in ve TRT'nin emeklilerin maaşını kesin diye. Sayın Cumhurbaşkanıma bu ne ulaşırsa bunu duysun. Belki de onun haberi de yoktur. Bizim maaşımızı düşürdüler. Bize 600 ek gösterge verdiler. 3 ay. 3 ay sonra verdiği ek göstergeyi de faizinden geri aldılar. Bunun Sayın Cumhurbaşkanımın haberi var mı yok mu bilmiyorum ama bu ona iletirlerse sevinirim. Peki de tekrar sanmıyorum hocam. Tam tersine üstünü kapatmak için çaba harcalar. Ben de kendi haberi de olsa bir şey yapacağından yoktur yani. Onu da söyleyeyim baştan. Çünkü o şu anda seninle beni düşünecek halde değil. O
daha bu beşli çeteyi nasıl zengin ederim peşindeler. Gene akşam oldu bastı karanlık. Sessizce içimde çağlama gurbet. Nermin sen oku, sen oku. Ben doldum, sen oku. Sonra ben devam ederim. O zaman öyle yapalım hocam. Sen bir türkü söyle bize. Beraber söyleyeyim. Bir sesini duyak hocam ya. Ya ben de ses yok yuvan oldu ya. Olur mu hocam ya? Senin yorumunu ben biliyorum hocam. Niye yok diyorsun ya? Dille giden ösür kardeşim, ellerinde suya ihtiyacı var. Bazen bir balkonda, bazen bahçede, güllerinde suya ihtiyacı var. Güllerinde suya ihtiyacı var. Doğaçlama söyleyin ya. Doğaçlama söyle o zaman. Türkiye. Her gün okuyalım yazalım, dillerin de suya ihtiyacı var. Bazen gülelim, bazen azalım. Yazların da suya ihtiyacı var. Hele bakın bugününe, gününe. Hele bakın şu insanın yönüne. Sabahtan çıkınca kapı önüne. Yollarında suya ihtiyacı var. Sabahtan kalkınca kapı önüne. Yollarında suya ihtiyacı var. Dünyayı gezip dolaşalım, sevdalara buluşalım. Bu kanalda buluşalım, tellerin de suya ihtiyacı var. Evruzali meylin yoktur karaşta. Meylin tükenmez ki av ile saçta. Çiçekler açsın diyorsan ağaçta. Dallarında suya ihtiyacı var. Çiçekler açsın diyorsan ağaçta. Dallarında suya ihtiyacı var. Ormanlarda gezer dolaşır dolaşırım. Her türlü dağlara ulaşırım. Sevdalarla buluşurum. Bülbüllerin de suya ihtiyacı var. Çok sağ ol. Evet. Allah yüreğine sesine sağlık dostlar. Güzel. Kızımızın ismi suydu değil mi? Evet. Onun için söyledik. Suya gelsin zaten. Evet. Su kendisi burada yok galiba. Yok. Ama sonradan dinler. Evet. Suya gelsin. Teşekkür ederim Muhacı'da. Evet. Bu da su kızımıza armağan olsun. Beritan Varto. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Hüseyin Serin, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederim. Yine Hasan Çiçek kanalımızın sahibi. Selamlar, saygılar. Selam olsun arkadaşımıza. Emrinize, yüreğinize sağlık demiş Beritan Varto. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, dostlar. Şimdi bir tane şiir ben mi okuyayım? Siz
Tabii buyurun. Okuyacağınız yok. Buyur, buyur tabii. O zaman ben ezbere bildiğim bir şiir okuyayım hocam. Tabii. Ben Munzur Dağıyım diye bir şiirim var. İkinci kitabımda. Ben bunu birkaç kere burada seslendirmiştim. Ezbere bildiğim çok kadar şiir yok. Olanları tekrarlayıp duruyorum gerçi ama bir gün beni dövecekler bu kanalda yeter diye ama ne zaman bilmiyorum. Ben Munzur Dağıyım. Bin bir can beslerim. Suyumuz can, toprağımız yardır. Kılavuzumuz Ali, yolumuz bir sultandır. Hacı Bektaş-ı Veli, aklı kamillerin yoludur. Kulla kulluk etmeyiz. El pençe durup el etek öpmeyiz. Doğruluktan şaşmayız. Aklı kamillerin, yiğitlerin, Mahir'in, Deniz'in, İbrahim'in yoldaşıdır dersin. Ana gibi fedakar, yar gibi sıcak, baba gibi diyardır dersin. Yüzyıllardan gelen, boyun eğmeyen, başı dik, onurlu analarımızın destanıdır dersin. Çok öldük, diridir gömüldük, damlarımız yıkıldı, ateşe verildi. Göç eyledik sıra. Kerbela'da sınandık. Sivas'ta yakıldık. 38 dersin tam bir katliam. Yaralarımıza gül suyuna banıp aşka meyil verdik. Düzgün babanın, Fatma ananın, Hızır babanın yüzü hürmetine Hakka durduk. Munzur 40 gözedir. Köpüren anaların ak sütüdür. Özümüzü mayalayan, yiğitleri aşka düşüren, başı dik, onurlu analarımızın destanıdır dersin. Eyvallah. İşte biz öyle bir coğrafyanın çocuklarıyız. Ölümlerden yeniden doğarız. Birken bin oluruz, can oluruz, kardeş oluruz, yoldaş oluruz. Sonra yüreğimizi Munzur'a katar, akar, aşk oluruz, aşk. Çünkü dersin, benim doğduğum yerdir. Çünkü dersin, aklı kamillerin, yiğitlerin diyarıdır. Çünkü dersin, aklı kamillerin diyarıdır. Kamillerin diyarıdır. Evet hocam, bir tane şiir alalım sizden. Türkiye, şarkı, bilmiyorum artık. İlkbahar geldiği zaman dallar bezenir. Pınar ağacı çiçek açar, ağlar bezenir. Pınar ağacı çiçek açar, ağlar bezenir. Ölen arı kanat açar, koyun meler kuzu kaçar. Kök bir yana koku saçar, çöller bezenir. Kök bir yana koku saçar, çöller bezenir. Ben gönül vermişim söze.
Ben gönül vermişim söze, hem bahara hem de yaza. Nevruz Ali vursa saza, teller bezenir bezenir. Nevruz Ali değse saza, teller bezenir bezenir. Eyvallah, sağ ol dostum. Yüreğine sağlık Ozan'ım. Teşekkür ederim. Hocam, sana bir soru soracağım, o soruyu unuttum. Buyur. Şimdi bir kitap çıkarmıştım demiştim. Ozan'larla ilgili... Yok, çıkarmadım. Yazdım, duruyor. Biraz Metin, hatırlısın bizi. Metin, Ege Üniversitesi'nde sağ olsun bizim Profesör Metin Ekici var. Onu ben öğrencilik yıllarından tanıyorum. Hatta son sınıftayken bana demişti, ben Köroğlu'nun tez aldım diyor, Çorlukoğlu'nu. Bana bir aşık bul. Köroğlu'nu kim iyi biliyorsa ben Köroğlu'nu işleyim dedi. Neyse, döndü geldi gitti, profesör şey oldu, doçent oldu. Doktorasını yaptı, doçent yaptı, profesör oldu, geldi gitti burada İzmir'de de. Şimdi ben belleğe yükledim, götürdüm orada, şimdi Ege Üniversitesi'nde duruyor benim o yazı da. Adamın birisi, isim vermeyeceğim, bana dedi hoca 20 bin lira verin, ver bunu ben basayım dedi, kitabı çıkarayım dedi. Vermedim. 1000 sayfalık bir antoloji. Nereden başladım? Ben 10 yaşında başladım. Bu aşıklık geneleğini araştırmaya başladım. Aşıkların içinde büyüdüm. Biliyorsun Türkiye'de en çok aşıklık, yetişen aşıklar Kars'ta mevcuttur. Evet, o Kars'ın bir toprağında bir şey var abi ya. Toprak demeyelim de. İnsanların da var. Yani toprağın insanların genlerinde var. Yani insanların genlerinde var. Topraktan bulaşıyor. Bir gen var yani orada, evet. Bir şey var yani. Ozanlık geleneğin en çok çıktığı yer yani. Doğrudur. Çünkü ben çok araştırdım, çok yer gezdim. Tek tek yazdım. Daha sonra TRT'ye gittikten sonra TRT'de de bugüne Türkiye'deki bütün halk ozanlarının belgeselini çekti. Herkesten yazılı aldım. Topladım derken bir 40 yıllık bir emeğim o benim. 1000 sayfalık bir antoloji. Peki antoloji, bu antoloji nedir hocam? Ne içeriyor? Onu anlat. Orta Asya'dan Kafkaslara, Kafkaslardan Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın Türkiye'deki bütün halk ozanlarının hayat hikayesini yazdım. İki satırda şiirini koydum. Şimdi bellekten bilgisayara taktığım zaman aklımda hangi ozan var? Tıkladığın zaman o ozanın hayat hikayesi karşına çıkar. Tahmini kaç tane ozan hikayesi var hocam kitapta? Sayısını bilmiyorum ama... Ortalama tahmini. Vallahi 1000 sayfalık olduğuna göre... En az 500-600 vardır. Şimdi... Çok iyi ya, 500-600 tane ozanı. Aşık, evet. Her aşık 5-6 tane hikaye bilir de... Ama biz bunu ortalama 2'şer tane diyelim. Kültür Bakanlığı'nda önceden 750 aşık vardı tescilli. Şimdi çok oldu da ama hikaye, evet. Bilen, hikaye söyleyen hepsi değil. Ya zaten orada amcası olan, o amcası ve dayısı olan herkes ozan olabiliyor orada, sıkıntı yok. O ayrı, orada şimdi öyle gelişi güzel. Ya işte ben hikaye koymadım işte bak. Ama şimdi hayat hikayesini. Özgeçmişi yani. Evet. Özgeçmişini. Aşkın özgeçmişini ve iki tane şiirini koydum. Şimdi aşklardan hikaye derleyenler oldu Kültür Bakanlığı. O hikayelere ben girmedim. O şimdi hikaye derleyenler oldu. Örneğin diyelim ki ben ustamalı. 5 tane hikaye biliyorsam sen de iyi bir aşıksın. Sen de o 5 tane hikaye biliyorsun. Ya sazın teline vurup ama o doğaçlama, o taşlama yapamayana ozan mı derim? Ama ona? Ayrıyeten aşık mı derim o yani? Ustamalı hikayeler bilmeyi ayrıdır. Ustamalı türküsünü nasıl ezberliyorsun? Şimdi, ya hikaye dahildir. O ayrı. Şimdi, ama hocam, iyi aşıkların her bir aşığın en az 3 tane hikayesi var. Bir şey soracağım. 7 tane, 9 tane hikayesi olan da var. Mesela var. Mehmet İcran'ın 9 hikayesi var. Çobanoğlu'nun 9 hikayesi var. Var. Ama 4 tane hikayesi olan aşık var. 3 tane hikayesi, 5 tane hikayesi. Hiç hikayesi olmayan aşık şimdi da var. Şimdi ben bir şey soracağım. Tabii hiç hikayesi olmayan aşık da var. Ben size ortaya soracağım hocam. Çok fazla vaktimiz yok. Bir 15-20 dakikamız kaldı. Şimdi Malas dediğimiz bir isim var. Ha mı? Yani evet. Bir aşık, var. Bir ozan Malas alır. Doğru. El alır. Diyelim ki ben ozanlık yapacağım. Eğitimi senden aldım. Senin bana el vermeden ben o Malas'ı kullanamıyorum. Değil mi? Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Mahlasın onunla alakası yok. Onunla alakası. Mahlası kim verir? Senden üstün bir ozan, senden üstün bir şair, senin ya da hocan ya da herhangi bir üniversitedeki profesörler
Onlar da bilebilirsin. Benimkini Fikret Tükmen mesela. Kendin de bilebilirsin. Kendin de mesela adın ne senin? Zeynel. Sen kimseye sormadan şiirlerine malas olarak Zeynel'i kullanabilirsin. Bak Nermizal okuyor şimdi. Kendi adını kullanıyor. Ben Öztürk'ü kullanıyorum. Benim birinci kitabımda Öztürk geçiyor burada. Birinci kitabımda. İkinci kitabımda Erbekoğlu geçiyor. Soy ismim Erbek ya, Erbekoğlu. Evet. Üçüncü kitabımda Erbekoğlu geçiyor. Dördüncü ve beşinci kitabımda mahlasım Ziyani diye geçiyor. Şimdi ben bunu niye sordum? Ben bir Ozan'la bir sohbet ettik. Bundan birkaç sene önce. El vermeden Ozanlık geleneği böylemiş. El vermek gerekiyor. Yok. Öyle, el verme olayı da. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O aşıklık şey usta çırak ilişkisidir. Şimdi ben aşıklığa özenmişim, gelmişim Murat Çobanoğlu'nun yanına diyelim. Evet. İsmi fazla duyulduğu için onunla bahsediyorum. Tabii. Diyorum ki ben Çobanoğlu da yanına gittim. Buraya Ekicöver'e gelmişti o zaman. Gittim dedim ki hoca ben filan kes dedim. Ben senin yanında çırak olmak istiyorum. Dedi ki benim zamanım yok zaten. Ben bir çırağım var dedi. O ona bile doğru düzgün yetişemiyorum yani ders vermek için. Ve ondan sonra işte Alyansoğlu'na söyledim. Dedi Güz gel yanıma. Güz'üm de gittim yanıma. O da benden bir para talep etmek istedi. 3000 lira dedi. 1500'ünü bu baştan alıyoruz çıraklardan. 1500'ünü de o baştan. Karıştı. Uzatmayalım. Meğersem bunun niyeti beni çırak etmemek. Halbuki aşklar çıraklardan para almıyor. Yok. İlham-ı Demir'e söyledim. Dedi iyidir dedi. Onun niyeti dedi sen çırak etmek değil de ondan o parayı söylemiş. Şimdi hocam mahlas nerede kullanılır? Aslında herkes kendi ismini kullanır. Kullanır. Bir sebebi yok. Biz şimdi lep değmez atışması yapıyoruz. Lep demek Farsçadır ama dudak değmez Türkçedir. Dudak değmez atışma kullanıyoruz doğaçlama olarak. Orada şimdi adamın adı nedir? Murat. Şimdi o lep değmezi kendi ismini nasıl kullanacak Murat diye? İşte. M harfi, R harfi, P harfi geçmeyecek. Veyahut da maksüt. M harfi geçmeyecek de. Hadi Ali Rıza kullanır. Ezgi de kullanır. Evet. Ama bu aşkların herkesin isminde mevcut değil ki. Çok aşığın İlham-ı Demir. Ama İlham-ı Demir İlham'ı demiyordu. İlhan'ı diyordu. İlhan'ı. İlhan'ı. Mesela ben İlham-ı Demir'le aynı odada yatıyordum Konya'da. Dedim ki İlham Usta dedim. Bana bir mahlas verebilir misin? Dedi ulan ne mahlası dedi. Senin adından güzel adı yoktur dedi. Kendi ismini dedi mahlas olarak. Allah sen, dedi, Allah senin, rahmet etsin. Senin dedi şimdi mahlas ne için kullanılır dedi biliyor musun dedi. Dedim bilmiyorum. Dedim mahlas herkese hoş gelsin diye kullanılır. Bu bir. İkincisi atışmaya dodak değmeze çıkarsın dedi. Orada kullanılır. Bu da iki. E oğlum dedi bak senin mahlasın kendi ismin olsun dedi. Nevruz Ali. Bak Nevruz baharın gelişini anlıyor. Nevruz çok güzel bir isim. Ali de dedi. Bak Kürt'ü de bilir, Türk'ü de bilir, Alevsi de bilir, Çerkez de bilir. Ali'yi bilmeyen mi var lan? Nevruz Ali olarak kullan dedi. Mahlasın bu olsun. Ve ben de soy ismim Çiçek'tir benim. Evet. Zeynel hocam evet. Soy ismim Çiçek'tir. 3 tane mahlasım var hocam. Üçü de birbirinden güzel ama. Şimdi ben hep Nevruz Ali olarak kullanıyorum mahlasımı. Devamlı kendi ismimi kullanıyorum. Soy ismi kullanmam. Bence soy ismi de kullan ara sıra. Şimdi şurada bir iki dostum var. Onlara merhaba diyelim. Çünkü 10 dakikamız kaldı. Ya, birer ikişer tane şiir, bir tane de Türk ile bitirelim hocam. Masuni'den önce Berfin, Beritan Varto yine selam demiş abicim. Teşekkür ederim. Bileğine sağlık. İnanın iyi yayınlar dilemiş hepimize. Masuni Yokuş, Diyarbakırlı deli bir bağlamacı. İzmir'in en deli bağlamacısı zaten. Çok sağlam bir üstad. Emre Yokuş vardır, ses sanatçısı. Emre Yokuş benim canım, abisidir. Benim manevi oğlumdur o. Masuni Yokuş mu? Emre Yokuş. Emre Yokuş'un kardeşi, bu da abisi. Öyle mi? Tabii. Masuni Yokuş. Beraber sahne aldık, okuduk biz. Emre benim canım ciğerim, manevi oğlumdur. Emre yeni klip yaptı hocam. Haberim yok. Yeni klip yaptı, güzel de bir klip yaptı. Klibi devam etti. Halen daha yeni paylaştı. Bir hafta 10 gün oldu daha paylaşalı. Masuni Yokuş beni Bornova'da beni bekliyor hocam. Bornova'dan sonra mutlaka gel diye sürekli WhatsApp'tan mesaj yazıyor bana.
canı sıkılıyor. Gündüzleri oruçlu ya. Akşamları yenge bırakmıyor bunu dışarı çıksın. Yenge diyor ki sen gidersen Zeynel'in yanına git. Zeynel'e bana emanet ediyor. Şimdi ben buradan çıkınca yenge beni arar. Mahsuri sana emanet, ona iyi bak. Nasıl bir şey bu? İki tane güzel dost. Bugün de bir de Manisa'dan bir dostum geldi. Bedirhan Elmas. Şair ve yazar. Çok sağlam bir kalem var hocam. Mutlaka bir gün tanımanızı isterim. İyi bir de çok da sağlam bir yorumcudur. Bugün gündüz onunla beraberdik. Birkaç saat dolaştık. Sonra da ben çıktım buraya geldim. Onu konakta sattım. Ben seni satıyorum, gidiyorum, benim programım var dedim. Çıktım geldim. Selam olsun Mahsuni kardeş. Programdan sonra geliyorum. Çayımı söyle, demliğe de koy bir yerde. Ben geliyorum. Aydın İlhami Göz yine çöz. Yine bir selamlar vermiş. Aydın Tezoğlu hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Hepimize selamları var. Evet dostlar, programın sonuna doğru geliyoruz. Ben 5 5'e 3 tane şiir okuyacağım. Sen 3 tane şiir oku. Bir tane türkü. Ondan sonra ben bir selam söyleyeyim, tamam. Kapatalım. Hadi bekleyin. Hocam bir son dakika bir gol atalım. Yıllardır ağlattın beni ey zalim. Güldürsen de zaman geçti, geç kaldın. Aktı gözyaşlarım, kalmadı halim. Sildirsen de zaman geçti, geç kaldın. Sen orada mekan tuttun gurbeti, ben çekerim burada derdi hasreti. İçimde yaşayan kini nefreti, öldürsen de zaman geçti, geç kaldın. Seni sevmez olsaydım keşke, ihanetin yüreğimde bir leke. Deli gibi sevdiğin öztürke, söylesen de zaman geçti, geç kaldın. Deli gibi sevdiğin öztürke, söylesen de zaman geçti, geç kaldın. Bir şey alalım hocam. Sen beni terk edip gittin gideli, bahçemde açılan güller perişan. Senin hasretinden ben oldum deli, benim bu halimden eller perişan. Yıllardır adını anar dururum, verdiğin sözlere kanar dururum. Aşkın ateşiyle yanar dururum, adını söyleyen diller perişan. Kaderin kısmetin bağlatan sensin, zavallı yüreğim dağlatan sensin. Beni böyle her gün ağlatan sensin. Gözlerimden akan seller perişan. Gözlerimden akan seller perişan. Gönlüm arzuluyor her yerde seni. Gün istemiyorum yeter bir saat. Görmek istiyorum bir yerde seni. Gün istemiyorum yeter bir saat. Bu yalan dünyayı sensiz neyleyim? İşte bu canım kurban eyleyim. Dostu bulabilsem derdim söyleyeyim. Gün istemiyorum yeter bir saat. Ziyani imaklar düştü saçıma. Yalvarırım güç kat benim gücüme. Hayır deme ferah dolsun içime. Gün istemiyorum yeter bir saat. Hayır deme ferah dolsun içime. Gün istemiyorum yeter bir saat. Eyvallah. Sesle yüreğine sağlık. Almanya'dan bir şair dostumuz bize selam söylemiş. Şair şimdi söyle. Aydın Tezgül. Aydın Tezgül. Aydın Tezgül. Ya program başında. Şair Almanya'dan bir selam. Hepimize selamlar. Hepimize hayırlı akşamlar. Aydın da dedim güzel Şener bir başlama atışma yapar dedim. Aynı aşık gibi. O da şairdir. Benim çocuk olan arkadaşım. Beraber, beraber büyüdük yok aslında. O zaman buradan selam olsun Almanya'daki dostumuza. Abi, şair dostumuza selam olsun. Şenel Kınık, Menemen'de iyi bir şair dostumuz. Onunla kalemi, ozanlık kalemi. Ama çalıp söyleyemiyor tabii. Ama çok güzel böyle yani taşlama yapıyor. Kim? Şenel Kınık. Şenel Kınık. Kınık. Kınık, Şenel Kınık. Menemen'de oturuyor. Bektaşi'dir kendisi. Taşlamayı çok güzel taşlama yapıyor hocam. Ben ilk defa böyle sağlam taşlama yazan bir yazar gördüm. Bir de şey, uyaklı. Uyaklı. Uyaklı, uyak ayaklı yazıyor. Çok böyle hani aşık oldum kalemine çocuğun. Bir tane kitabı var, ikinci kitabı çıkarmayan bir tane çocuğu var, rahatsız. O yüzden bütün maddi gücünü o çocuğuna aktardığı için kitabı ikinci kitabını çıkaramıyor. Sponsor da bulamıyor, öyle kaldı. Bize selamları var. Ahmet Dinç, Kayıp Anahtar, İzmir'den belki duymuşsunuzdur. Şu anda o da bizi izliyormuş. Selam olsun herkese. Hocam bir türkü dinleyelim ya da vedalaşalım, öyle mi türkü, türküyle mi kapatalım? Bir türkü söyleyeyim sonra koro yapalım isterseniz. Yok gerek yok. Sen güzel bir
bizim Kars Veresi'nden bile bir... Güzel bir türkü söyle. Böyle... Emrah'la Selvi'den bir türkü söyleyelim. Tamam, ondan sonra vedalaşalım programımızdan. Ah bizim yaylaların başı pare pare duman, şimdi sevişmesi bir hoş olur, ayrılması yaman, şimdi dün kavuşması bir hoş olur. Ömrüm ömrüm benim ömrüm, ayrılması yaman şimdi, ayrılması yaman şimdi. Hasretlik belimi büker, gülle gün ömrümü söker, gözlerinde yaşlar döker, olmuş agorevan şimdi, belki agorevan şimdi. Bir gözlerinden yaşlar döker, iki kaşı keman şimdi, olmuş agorevan şimdi. Emrah'ın odlara yakar, zülfünün teline takar, çıkıp yollarıma bakar, boyu selvi revan şimdi, iki kaşı keman şimdi. Dün belki yollarıma bakar, boyu selvi revan şimdi, boyun seldi revan şimdi. Dinle benim aydın kardeş, telinden selam yolluyorum. Almanya'ya selam olsun. Hele dinle benim aydın kardeş, telle selam yolluyorum. Bütün Almanya duysun, yolla selam yolluyorum, yolla selam yolluyorum. Aşıklar sazını çalır, derin deryalara dalır, Ramazan'dan iyi olur, gülle selam yolluyorum, gülle selam yolluyorum. Nevruzali sazın çalsın, dostların gönlünün alsın, sözlerim hatıra kalsın, elle selam yolluyorum, elle selam yolluyorum. Eyvallah. Eyvallah, gülün esneğinize sağ olun. Evet, hocam son sözlerinizi aydın alalım. Aydın'da gönlünü almış olduk. Evet, bu arada... Gurbetlik zordur. Biz şimdi buradan İstanbul'a, Kars'a gidiyoruz, bunu gurbet görüyoruz ama bu gurbet değil bence, asıl gurbet dış devletlere ayak bastığın zaman başlıyor. Aynen öyle. Onun için gurbet çok zor. Turan Özbek diye bir dostum var. İstanbul'da yaşıyor, iyi bir yazarımız.
bu fuarda İzmir ayın 19'unda İzmir Kitap Fuarı açılıyor. Yani evet. 19 Nisan'da kendisi de buraya gelecek. Onu da konuk alacağım o 10 günlük içinde. Hocam burada bize selam yollayan, bizi tebrik eden bütün dostlarımıza buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Evet hocam, sizin de son sözlerinizi alalım. Tabii ki şimdi aşıklık, şairlik zordur. Herkes şiir yazamaz, yazsa bile hitap edemez. Yazmak bir başkadır, hitap etmek bir başkadır yani. Öncelikle bu şairlere, aşıklara sahip çıkmak hakka yaraşır yani, halka. Halk sahip çıkması lazım, değer vermesi lazım. Yani görüyorsun işte ansızın buradan bir Almanya'da bir gönül fethettik. Maalesef. İşte diyorum hocam. Kaç günlük yoldur, kaç saatlik yoldur yani. Ozanlık gelenekleri, şairlik geleneği, yazarlık geleneği. Su kızımıza bir metiye söyledik burada ama kendisi burada yok. Yok, o duydu. O duydu mu? İzledi. O arka taraftan izliyor. Ses gidiyor kulağına, sürekli şey var. Herhangi bir şey olduğunda hemen müdahale etmek için. Evet. Müdahale ediyor. O sıkıntı yok. O dinlemiştir büyük ihtimalle. Evet dostlarım, Ozan'ım, yüreğine, sazının teline. Sağ ol Zeynel Hoca. Sağ ol. İnşallah. Çok teşekkür başka ederim. Başka bir programda yine buluşmak üzere. Ne zaman istersen hocam, ne zaman istersen, başım üstüne yeriniz var ikinizin de. Vallahi sen hoşuma gittin, sevdim seni. Şimdi Öztürk Bey'e de söyledim. Dedim bugün benim güzel bir dizi vardı, bilmem ne destanı. Urfa'da Celal Ağa'nın destanı. Kara Ağaç destanı. Kara Ağaç destanı. Çok hoşuma gidiyor dedim. Dedim yani Öztürk'e bir telefon edeyim ki ya bugün çok rahatsın, ben gelmeyeceğim programı. O da dedim ya olmaz şimdi, adam zaman gelmiş. Pişman olmadın değil mi ama? Yok olmaz. Buna mutlu oldum işte. Serdim vallahi. Ama en azından bak hocam, Öztürk hocamın sayesinde sizin gibi güzel bir dostu tanıdım. Sağ olsun Öztürk. Sağ olsun, güzel bir dostu, güzel bir yüreği vardır. Sen de iyi bir insansın, Allah razı olsun. Güzel insanları tanımak, yeni yeni insanlar tanımak güzeldir. Tabii. Buraya kadar gelip beni kırmayın, incitmediğiniz için. Verdiğiniz emek için, katkı sunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Sazının teline, yüreğinin gönlüne sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden. Öztürk hocam, çok teşekkür ederim hocam. Ben çünkü uzun zamandır seni özlemiştim zaten. Uzun zamandır görmüyordum. Abi dedim bu bahaneyle bunu göreyim. Ben aslında kanal bahaneydi. Uzun zamandır görmüyorum. Pandemiden bu yana evet, görmüyorum ben bu adamı. Doğru. O yüzden en azından bir kandırayım, getireyim dedim. En azından hem görmüş olurum hem de birkaç tane şiir okur bize. Evet. Adam eve kapandı, çıkmıyor hocam. Evet, çıkmıyor. Derneğe de gelmiyor. Gelmiyor mu? Küstü küstü, hayata küstü. Senedir derneğe de gelmiyor. Yok, burada iyi kurdunu döktü. Döktün değil mi? Evet. Bundan sonra daha da çok şey yapacağız hocam. Bundan sonra ne zaman alırsan geleceğim. Tamam hocam. Ya gördün mü? O zaman yüreğine, sesine, katkılarına teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet dostlar. Senin de yolun baktın, her zaman açık olsun. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun hepinizden. Evet dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Buradan Türkiye'de ve Türkiye dışında ülkelerde bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza Ramazanları hayırlı olsun, Ramazan'ı kutluyorum. Sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Evet, nice böyle bayramlar. İnşallah bayrama herkes çıkar mutlu, huzurlu şekilde. Herkese buradan selam gönderiyoruz. Eyvallah. İyi akşamlar diliyoruz. Evet dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya Cuma günü aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Eti tırnaktan, kardeşi kardeşten ayırmadan güzelim ülkede barış ve huzur içinde kalmak dileğiyle ve aydınlık yarınlarda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Cuma günü buluşmak dileğiyle hepinize huzurlu akşamlar. Herkese bay bay. Recep TV sundu. Sevgili